Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Harf bölümünden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dillere ait harfler bölümünden devam edeceğiz. Öncelikle nasf harflerine bakalım. Nasf harfleri 4 tane. En, len, key ve izen olmak üzere 4 tane harfimiz nasf ediyor. Kendisinden sonra gelen muzari fiili. Şöyle örneklere bakalım. Tabii hepsinin kendine göre bir manası var. Len yefuzel cahil. Cahil kişi başaramayacak. Yefuz kelimesi geldi len'den sonra. Len müstakbeli nefy ediyor. Yani başaramayacak ya da başarmayacak diye çevireceğiz bu cümleyi. Minel muhtemeli en tumtiras sema'u el yevm. Minel muhtemel ihtimaldir ki, ihtimallerden biridir ki en tumtira. En burada mastar yapıyor kendisinden sonra gelen cümleyle birlikte mastar tevhiline giriyor. Entum teras sema'u gökyüzünün yağmur yağdırması. Yani yağmur yağma diye çevireceğiz Türkçe'ye. Bugün yağmur yağması muhtemeldir diye çevireceğiz Türkçe'ye. Evet. İftahin nafizete pencereyi aç. Keyyet hulel hevâun nakî. Nakî temiz demek. Temiz hava girsin diye. Key yani bir nevi illet, daha doğrusu talil bildiriyor. Yani sebep bildiriyor. Girsin diye çevireceğiz bu cümleyi. Temiz hava girsin diye pencereyi aç. Yine key kendisinden sonra gelen fiil muzari de nasb ameli yaptı. Ma'dumte zâkerte kulle yevmin. Ma'dumte olduğun sürece. Zâkerte. Tuzakir olsa daha iyi olurdu. Çalıştığın sürece, kulle yevmin her gün. Her gün çalıştığın sürece bir nizam, her gün düzenli çalıştığın sürece izen, bu cümle eksik biraz ama şöyle çevirelim. Her gün düzenli çalıştığın sürece izen, öyleyse tencaha, izen de cevap manası var. Öyleyse diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Kendisinden sonra gelen muzari fiil nasip etmiş. İzen tencaha fil imtihanati nihaiye. Öyleyse final sınavlarında başarılı olursun. Her gün çalışıyorsan diye çevirsek daha iyi olur. Yani her gün çalıştığın sürece değil de her gün çalışıyorsan düzenli bir şekilde öyleyse final sınavlarında başarılı olursun. Bu şekilde biraz daha mantıklı olur. Evet, cezim harfleri. Onlar da 4 tane. Lem, lemma, lamul, la, lel emir ve lel nahiye. Evet. Lel emir. Lamul emir demeye çalışıyor. Lel emir değil de lamul emir. Lem yencahil mağrur. Mağrur, gururlu kimse lem yencah başaramadı. Bunlar kendisine sonra gelen muzarif fiili cezmediyor bu şekilde. Lem ve lemma muzarif fiili mazi fiil yapıyor. Lemma yenzilil matarul yevm. Bugün henüz yağmur yağmadı. Lemma'da henüzlük manası var. Bundan sonra yağabilir mi? Yağabilir ihtimal dahilinde. La teşrabil ma'e bariden. Suyu soğuk olarak içme. Buradaki la da nehilası. Nehilaları yani emrin zıttı olan nehilası muzarif fiilde cezm ameli yapıyor. Li yeştehid. Burada da emir lahmı var. Kendisinden sonra muzari fiil geliyor. Onu cezmediyor. Bu şekilde biz gaibe, gaip kişiye emir verebiliyoruz. Liyeştehit çalışsın Ahmedu. Ahmet Rusehu derslerini çalışsın Ahmet. Evet, şart harfleri. Şart harfleri 3 taneyle sınır değil. Bayağı var. Burada en çok kullanılanları almış. İn, lev, ize. İn sadece bunların içinden cezim ameli yapıyor. Muzarif fiil gelirse cezmediyor. Lev cezmetmez. İza da cezmetmiyor. İn teclis. Oturursan fi mecral hevai havanın aktığı yerde yani cereyanda oturursan temrat hastalanırsın. Teclis ve temrat in ile meczum oluyor. Yani teclis ve temrat diye okuyacağız. Lev kuntu ganiyen. Lev olsaydım manasını veriyor. Yani geçmiş zamanda. İn gelecek zamanda, lev geçmiş zamanda şart manalar katıyor. Lev kuntu ganiyen,
zengin olsaydım leştaraytu seyyaraten iştaraytuydu aslı. Başına L geldi. L'un cevabında L gelmesi sıktır. Leştaraytu seyyaratel Mercedes. Zengin olsaydım Mercedes araba alırdım. Diyoruz. İza ahsente ila gayrike, başkasına ihsanda bulunursan ya da bulunduğunda iktasepte rida Allah, Allah'ın rızasını kazanırsın. İza burada mazi fiilden önce gelmiş, cezmetmiyor zaten. Muzari de gelse, mazi de gelse manası gelecek oluyor. Evet, gelecek zaman harfleri, bunları görmüştük. Sin ve sevfe, sin yakın geleceği, sevfe uzak geleceği genelde delalet ediyor. Seyahsudur fellahu mazara, çiftçi diktiğini, ektiğini biçecek. Yani yakında. Se ona delalet ediyor. Sevfe ise gerçekleşecek fiilin uzakta olduğunu gösteriyor. Sevfe yu'adul muhteribu ila beledi. Gurbetçi demek, göç eden kişi demek. Muhterib, gurbetçi, sevfe yu'ad dönecek ileride ama şimdi değil. Yakın gelecekte de değil. İla beledihi, ülkesine dönecek gurbetçi. Evet, tevakku fiilleri. Tevakku bir nevi ihtimal manasını veriyor. Bunun tek bir harfi var. Kad harfi. Muzari fiilden önce geliyor. İhtimal manası katıyor. Yüşfal meridu dediğimiz zaman hasta iyileşiyor manasını veriyor. Ama kad geldiği zaman iyileşebilir manasını verecek. Kad yekun olabilir. Ve kad la yekun olmayabilir. Evet. Kella, kella diye bir harf var. Kella genelde hayır manasını katıyor. Kendisinden sonra olumlu cümlede gelebilir, olumsuz cümlede gelebilir. Sakın manasında katıyor. Kella, bu cümle yanlış. Kella, la tuazibis sagir. Hayır, küçüğe eziyet, işkence etme. Ya da kella'ya sakın dersek, sakın küçüğe eziyet etme. Burada bir la olması gerekiyor aslında. Burada bir la olması lazım. Kella, la tuazibis sagir. Evet, ortak harfler. Ortak harflerden kastı hem fiile hem isme hem pardon hem fiile hem isme dahil olabilen harfler. Bunlar atf harfleri. Bu harflerle fiili de ismi de atfedebiliyoruz. Şöyle bakalım. Hadar Ahmedu ve Hüsam. Vav harfi, Türkçe geçmiş bir harf. Bağlaç olan ve Ahmet de Hüsam da geldi manasını veriyor. Aynı anda olabilir. Farklı zamanlarda olabilir. Bu önemli değil. Vav'ın iştirak manası var burada. Yani gelme fiilinde Ahmet de Hüsam da ortak. Evet, onun dışında safertu fil otlati sayfiyye, yaz tatilinde seyahat ettim ile Irak, ra, fe. Buradaki fe tertibe delalet ediyor. Yani önce Irak, sonra Mağribe. Tam tersi olamaz. İle Irak'ı fel Mağribi. Önce Irak, sonra Mağribe, Fas'a seyahat ettim yaz tatilinde diyor. Fa'nın vav'dan fa'yı, fa'yı vav'dan ayıran özelliklerden biri bu. Tertip manası veriyor olması. Enhel veledul medrasete l-ibtidaiyyete thumme l-i'dadiyye. Thumme de fa'dan thumme ile fa'nın ortak bir yanı var. Tertibe delalet ediyor olması. Ayrı olan thumme'nin arada biraz zamanın olduğuna işaret ediyor olması. Yani fe geldiği zaman atfedilen hükmün anında gerçekleştiğini söylüyor. Ama thumme'de biraz gecikme var. Yani önce ilkokulu bitirdi. İlkokul bitirmesi uzun sürdü. O yüzden thumme'yi getirdi. Thumme'li adadiyye, sonra ortaokulu bitirdi. Arada zaman olduğu için thumme'yi kullandı. Yetallemu Mahmudun il-ibriyyata. Mahmud İbranice'yi öğreniyor. La getirdi. Burada la ile atfetti İngilizce'ye kelimesini. Lel İngilizce'ye ya da lel İngilizce'ye. İngilizce'yi değil, İbranice'yi öğreniyor. Manasını vermek için la'yı getirdi. İkra kutubel edebi evi akra'u kutubel edebi evi tarih. Ya edebiyat kitaplarını ya da tarih kitaplarını okurum ya da okuyorum diyor. Burada da ev ya da manasını veriyor. Zaten diğerlerinden hangi manada, hangi noktalarda uzak olduğunu görüyorsunuz. Ve manası değil, ya da manasını veriyor. Aynı şekilde imma var. Burada imma, evle aynı manada. İşrabil asira, meyve suyunu iç. İmma bariden ya soğuk olarak, ve imma sahinen ya da sıcak olarak iç. Evle immanın manaları aynı.
Mata nasu hatta enbiyai. İnsanlar öldü. Hatta enbiyai. Enbiyalar bile, peygamberler bile. Yani peygamberler dahil tüm insanlar öldü. Hatta ile burada bir nevi büyük şeyleri de gerçekleşmesi bir nevi ihtimal dahilinde olmayan ya da insan aklına gelmeyen şeyler ya da insanın büyük gördüğü şeyleri de dahil ettiğimiz zaman bir hükme hattayı kullanabiliyoruz. Burada insanlardan ayrı olarak peygamberleri zikretmiş. Çünkü peygamberlerin rütbeleri daha yüksek. O yüzden peygamberler bile manasını hattayla veriyor. Hattayla atfediyor bir önceki kelimeyi. Eturidu surural muallimi em gadabe. Öğretmenin mutluluğunu mu istiyorsun yoksa kızgınlığını mı? Emle burada biz yoksa manasını veriyoruz. Kendisinden önce e geliyor. E istifam edatı. Yani mimu manasını verecek. Eturidu istiyor musun sururel muallimi? Muallimin sururunu, sevincini mi istiyorsun yoksa kızgınlığını derken bu şekilde kullanıyoruz. Utlub halalen bel tayyiben. Burada bir şöyle bir yer değişimi yapsak çok daha iyi olacak. Utlub tayyiben iyi olanı iste, bel halalen yani bilakis helal olanı iste. Yani hem iyi olsun hem helal olsun manasında. Yer değiştirse daha iyi olacak. Burada bel bilakis manası veriyor. Bu şekilde olumlu cümlede geldiği zaman talep edilecek olan şey yani helal ise mesela o hüküm esnasında susuyoruz. Yani helalden bahsettim az önce. Vazgeçtim onu söylememişim gibi düşün. Bel tayyiben. Tayyip'ten bahsediyormuşum gibi düşün. Yani şurayı siliyoruz mesela. Utlub tayyiben. Ya da az önce yer değiştirdik. Utlub halalen. Yani az önce konuştuğumu unut. Onun hakkında bir şey söylemiyorum. Benim söylemek istediğim ikinci kelime. Bel'den sonraki kelime. Yani biz yer değiştirdik. Daha iyi oldu. Utlub tayyiben. İyi olanı iste. Bel halalen. Yani utlub halalen. Helal olanı iste manasında. Evet. La yahillu riya'un. Riya helal değildir. Lakin ihlasun. Ama ihlas helaldir manasında. Burada da lakin de ama manasını veriyor. Bu şekilde kullanılıyor. Kendisinden önce müfret gelmiş mesela. Riya kelimesini atfetmiş. Burada da lakin atf olarak kullanılmış. Evet. Soru harflerini biliyoruz zaten. Hel ve hemze. İkisi de soru harfi. Helil kitabı mufid. Kitap faydalı mı? Enamet tiflu. Çocuk uyudu mu? Şeklinde ikisi de kullanılıyor. Açıklama harfleri en ve ey neyi açıklıyor? Mesela haza asçedun. Asçedun kelimesi çok kullanılan bir kelime değil. altın manasında çok kullanılmadığı için bazıları bilmeyebilir. O yüzden ey kelimesiyle tefsir ediyor. Ey yani zeheb, altın. Bu asçeddir yani altındır manasında tefsir ediyor ey kelimesi. فَاَوْحَيْنَ اِلَيْكَ اَنْ اِسْنَعَ الْفُلْكُ. Burada da en kelimesi gelmiş tefsir olarak. اَوْحَيْنَ biz sana vahyettik. اِلَيْكَ sana manasını verecek. Sana vahyettik ne diye? En kelimesini getiriyor. Şunu yap diye. اِسْنَعْ yap. اَلْفُلْكَ gemiyi. Gemiyi yap diye sana vahyettik. Burada da en vahyedilen şeyi açıklıyor. Dolayısıyla tefsiriye kelimesi. Açıklayan kelime oluyor. Vahyedilen şey. Burada da asçede açıklıyor. Ey kelimesi. Evet. İstiftah cümleye başlama demek. Ema ile ya da ela ile cümleye başlayabilirim. Tembih olarak da kullanılabiliyor. Ema, ela yani uyanık olun. Dikkat edin. Söyleyeceğim şey önemli. Ya da tembih manası olmasa bile cümleye başlarken bunlar kullanılabilir. Ema innel kezibe kabih. Yalan kötüdür ya da yalan çirkindir ya da dikkat edin. Yalan çirkindir. Kullu şeyin ma halallaha batilun. Allah dışındaki her şey batıldır. Buna dikkat edin ya da dikkat kelimesi olmasa da istiftah için sadece cümleye başlamak için kullanılabiliyor. Olumsuzluk harfleri la ve ma. Evet. Ma hacara fiil muzari fiil maziden önce gelmiş. Olumsuzluk manası katıyor. Ma hacara lübnaniyune. Lübnanlılar hicret etmedi, göç etmedi. İlel hariç. Dışarıya yani yurt dışına
بعد انتهاء الحرب الأهلية iç savaş bittikten sonra yurt dışına göç etmedi Lübnanlılar. Aynı şekilde la da olumsuzluk manası katıyor. La tuktasaru suhufu yevmiyetu, günlük gazeteler sınırlanmaz, kısıtlanmaz. Alal akbari, sadece haberlerle kısıtlı, sınırlı değildir demeye çalışıyor. Burada da la muzariden önce gelmiş ve cümleyi nefi ediyor. Mel mes'ulu a'leme mine sa'il, mes'ul sorumlu sa'ilden daha, burada sorumlu demeyelim, mes'ul soru sorulan kişi diyelim, sa'ilde soruyu soran kişi, a'leme daha bilgili. Soru sorulan kişi, soruyu soran kişiden daha bilgili değildir. Evet. Cevap harflerimiz 3 tane. Naam, ecel ve bela. Naam ile ecel neredeyse aynı manada. Hel hadar el qaid, komutan geldi mi? Naam, evet, komutan geldi. Ya da hel hadar el reis, başkan geldi mi? Ecel, naam, evet manasında. Hadar el reis, başkan geldi. Ama belanın diğer ikisinde farkı var. Olumsuz cümleyi olumlu yapıyor. Elem yahdur el ustaz, hoca gelmedi mi? Bela, hayır geldi manasını vermek için belayı getiriyorsun. Bela hadar el ustaz, hayır geldi hoca, geldi manasını belayla veriyoruz. Ve bu şekilde harfleri de bitirmiş olduk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.